Dedikten sonra artık sohbetinize rahat rahat başlayabiliriz. Osman Efendi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah, teşekkür ederim. Sizi ağırlamak bizim için çok büyük keyif. Hemen şuna başlamak istiyorum. Siz sürgünde doğmuş şehzadeden birisiniz. Hayat hikayeniz nasıl? Bildiğim kadarıyla Mısır'da doğdunuz. Sonra Avrupa'ya geçtiniz. Dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşadınız. Bir hayat hikayenizi özetler misiniz bize? Şöyle, o zaman babam Ali Vasıf Efendi'dir. Kendisi Çırağan Sarayı'nda 1903'te doğdu. Ondan sonra bir sene sonra da büyük babasının babası Sultan 5. Murat 1904'te vefat etti. O zamanlar Padişah Sultan 2. Abdülhamid'di. Ve Murat ailesi Çırağan Sarayı'nda ikamet ettiler. Zaten Sultan Murat orada 28 sene ikamet etmişti. Hiç de dışarı çıkmazdı. Çıkması da yasak gibiydi. Evet. Annem ise Dolmabahçe Sarayı'nda doğdu. 1911'de kendisi Sultan 5. Mehmet Reşad'ın küçük oğlunun kızıdır. Emine Mukbile Sultan. Ve tabii doğduğunda 1911'de büyük babası padişahtı. Onun için padişahın sarayında doğdu. Tabii o zamanlar kim padişahsa Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Ve Sultan Reşad vefat edinceye kadar 1918'de işte 7 yaşına kadar Dolmabahçe'de yaşadı. Sonra da işte İstanbul'da bir konağa gitti Nişantaşı'nda. Babamla annem hiç tanışmamışlardı. Yani İstanbul'da tanışmıyorlar. Hayır işte, ama baba aralarında 8-9 yaş fark var. Annem daha çocuk asıl ve babam Galatasaray Lisesi'ne gitti. O zaman Mektebi Sultani'ydi ve orada çok arkadaş edindi. Ve o arkadaşlar hayat boyunca ona çok sadık kaldılar ve çok yardımcı oldular. Birkaç tanesi mesela bir İş Bankası müdürü İlhami Çakın İskenderiye'de müdürdü. O çok yakın arkadaşıydı. Bir tanesi de bir Arap başbakan oldu. Suat Hayri Ürgüplü. O da Galatasaray'dan arkadaşıydı. Böyle çok enteresan kişilerle arkadaşlığı vardı. İşte 18 yaşına kadar liseye gitti. Ondan sonra Mektebi Harbiye gitti. 3 sene. 21 yaşındayken tam 1924 oldu. Ve tam Mektebi Harbiye bitirdi. Bir kariyer başlamadan önce sürgüne gitmeye mecbur oldu. Ama o zaman annem daha 12 yaşındaydı onun için. Ve ilk defa sürgüne giden trende karşılaştılar. Yani hiç sarayda bir yerde görmemiş. Çünkü tabii annem daha küçük kız. Ve babam Macaristan'a gitti bir süre, sonra Viyana'da bir süre kaldı. Ondan sonra ailenin büyük çoğunluğu gibi Nice'e gitti. Nice'de işte 1925'ten itibaren Nice'deydiler ve annemin tarafı da Lübnan'a gittiler. Ömer Hilmi Efendi, ama çok az kaldı orada. Onlar da Nice'e gittiler ve Nice'de vallahi zannedersem ailenin yarısından çoğu Fransa'da ikamet ettiler. Fransa onlara pasaport vermişti hatırladığım kadarıyla, değil mi? Evet, o da babamın sayesindeydi, çünkü burada bir Fransızla iyi tanıştı ve onu bir kahvede görüyor Nice'de. Ve o zamanlarda da işte Quai d'Orsay'de onun bir Fransız akrabası, bir
müdahale etti. Çünkü de buradan çıkarken bir senelik bir lesapase verildi onlara. Seyahat belgesi gibi. Evet, işte bir ama işte sene bitiyordu ve o zaman herkes telaşlandı ve Fransa sonunda işte o sene 25'te isteyen tüm şehzadelere ve sultanlara pasaport verdi. Ama pasaport Fransız kelimesi çiziliydi ve o Osmanlı kelimesi yazılıydı. Yani Fransızca Ottoman. İsim olarak hepsine Son Altesse Imperial, yani imparatorluk prensi veya prensesi olarak pasaportlar verildi ve bu pasaportlar bizlere de geldi. Yani ben seneler sonra doğduğumda yani bizlere de verildi. Ta ki 1970'lerin sonuna kadar veya 80'lerin... Türk pasaportu verilinceye kadar? Evet. Verdiler. Öyle. Peki şimdi, siz Mısır'da doğdunuz. Ben Mısır'da 1940'ta doğdum ve o zaman İskenderiye çok yoğun bir bombardıman altındaydı. Mısır'a aile niye gitti? Mısır'a? Niye Mısır'a gittiniz Fransa'dan? Evet, şimdi 1925'ten 35'e kadar, işte 10 sene kadar Fransa'da yaşadı. Çok herkes diyemeyeceğim. Bazıları da sonra Amerika'ya gittiler, başka yerlere gittiler. Ama büyük bir çoğunluk Fransa'dan Mısır'a gittiler. Onun sebebi işte birkaç sebep. Biri Müslüman ülkesi, ikincisi Avrupa'dan daha ucuz, üçüncüsü iklim çok güzel, 12 ay boyunca. Dördüncüsü Mısır Hanedanı'nla ilişkileri vardı ve onlarla yakın arkadaşlık kurdular. Mesela babamın çok yakın, en iyi yakın arkadaşı Prens Mehmet Ali İbrahim'di. Ve bazı sultanlar da Mısır prensleriyle evlendiler. Öyle bir yakınlık oldu. Ve ayrıca 30'ların sonunda görülüyordu ki Avrupa'da bir karmaşa olacak. Hakikaten de 39'da Dünya Harbi koptu ve yani Fransa'da olmak iyi bir şey değildi. Yani iyi ki Mısır'a gittiler. Siz o yüzden Mısır'da doğdunuz ve sonra Mısır'da büyüdünüz zaten değil mi? Evet, ben o Mısır'da doğdum, büyüdüm. İşte 18 sene orada yaşadım ve tabii ki Arapça tedrisat aldım. Arapça okudum, yazdım. Tabii sonra İngiliz okuluna yolladılar beni. Annem Fransız okuluna gittiğimi istiyordu. Ama babam İngiliz okuluna istedi. Ve ben de Victoria College isminde bir İngiliz okuluna gittim. Burada bütün hocalar İngilizdi. Yani İskoçmuş, bilmem Galliymiş filan değil. Hepsi İngilizdi ve hepsi iyi bir İngiliz aksanında konuşurlardı. Böyle Kanadalıymış, Avustralyalıymış yoktu. Evet, hoca olarak. Evet. Aynı zaman Victoria College'de bir sürü hanedan, yani sürgündeki hanedanlar vardı. Mesela Bulgaristan kralı, genç kral Simeon vardı. Onunla yakın arkadaşlığım vardır. O da Bulgaristan'a döndü zaten. Sonra başbakan oldu Bulgaristan'da. Evet, o yegane kişi bildiğim kadarıyla hem kral olmuş hem başbakan olmuş. Başka ülkede böyle bir şey, hadise olmamıştı. Evet. Başka Leka vardı benim sınıfımda. O Arnavutluk kralı Ahmet Zog'un oğluydu. Çok uzun boyluydu. Ve biz de how's the weather up there derdik ona. Ne kadar yukarıda havalar nasıl? Evet. Sonradan kral olan Konstantin de bir ara oradaydı. Yunanistan sonradan kral olan ve tabii Mısır hanedanından kişiler vardı.
Bu erkek okuluydu yani. Kızlar yoktu. Ve işte mesela Senussi ailesinden Libya kralının oğlu vardı. Mehdi Senussi ve Arabistan'dan işte Gulf ülkelerinden vardı. Bir de hem Faysal, Irak kralı, hem Hüseyin, Ürdün kralı. Yani bizim okul hakikaten... Sürgündeki prensler okulu. Ama işte onlar, evet. Ama onlar sürgünde değildiler. Babaları kraldı. Evet, o da bazıları evet. Babaları kraldı, evet. Faysal ve şey sürgün değil tabii, evet. Hüseyin. Sonra Avrupa'ya geçtiniz. Şimdi işte 18... Ondan önce bir kriz oldu. Yani bir defa Faruk devrildi ve cumhuriyet kuruldu. Ve burada söylemek isterim ki yani sırf kral ve oğlu Fuad sürgüne yollandı. Tüm aile kaldı yani isteyen kaldı ama bazıları da kendiliklerinden... Ya bütün aile sürgüne yollanmadı orada. Hayır, yalnız kralla oğlu. Ama yarısı gittiler zaten. Kendi istekleriyle. Evet, kendi istekleriyle gittiler. Zorla değil. Ve babam bu zamanlar İskenderiye'nin bir sarayında... müdürdü. Bu sarayın müdürüydü. 18 sene boyunca. Ve o saray şimdiki saraylar gibi gezilmek için değildi. Büyük böyle bir kral gelirse, bir reis cumhur gelirse, bir başbakan gelirse orada kalırdı. O zamanlar İskenderiye'de böyle 5 star oteller yoktu. Onun için orada kalırlardı. Baba da onları işte ağırlamak için iyi bir kişi olarak sayılırdı. Ama kolay bir işti çünkü yani 3 ayda 4 ayda birisi geliyor. Öyle. Bizim ikinci evimiz oldu o Antoniadis isminde saray. Ben de arkadaşlarımı çağırırım orada, süper bahçeleri vardı, orada bisiklete binerim filan, top oynardık. Bizim ikinci evimiz sayılırdı. Öyle bir rahat bir çocukluk geçirdim orada. Tabii arkadaşlarımın çoğu Mısırlıydılar ama çok İskenderiye çok kozmopolit bir yerdi. Çok İtalyan, Maltalı, Lübnanlı, Rum, Ermeni, Yahudi, çok mixed bir belki %25 kadar Arap olmayan insanlar vardı. 1956'ya kadar işte 56'da Suez hadisesi oldu. Fransa, İngiltere ve İsrail hücum ettiler ve kanalı zapt ettiler. O zaman da benim okulum kapandı. Ve İngiliz, Fransız ve Yahudi düşman adedildi. Bizim de Fransız pasaportlarımız olduğundan dolayı... Siz de düşman oldunuz. Eski gün polis kapımızdaydı. Ve biz dedik eyvah gene sürgüne gidiyoruz. Ve hakikaten bütün Fransız ve İngilizler filan kovuldular. Ama babam işte belediyede bildikleri üst düzey insanlar tanıyordu. Onlara anlattı ki hakikaten Fransız değiliz, biz Türk'üz, Müslümanız. Ve onun üzerine kaldık. Öyle bir kriz yaşadık. Hı hı. Ama benim okulum da kapanmış oldu. Victoria College. Ben 3 ay okula gitmedim. Böyle kaldık ortada. Ve 3 ay sonra açıldığında gene İngilizce tedrisat ama İngilizler, hocalar İngiliz gitmişti. Değildiler. Ama Victoria College'de Victory College oldu. Ceketimiz, kravatımız gene VC kaldı. Öyle bir... ama 2 sene gittim öyle. Ondan sonra zaten 18 yaşında
bastığımda İngiltere'ye gittim. Ve orada yüksek tahsilimi yapmak için. Evet. Sonra da İngiltere'de kaldınız zaten galiba uzun süre. Evet, işte İngiltere'de benim tahsilim Chartered Accountants denir. Burada yeminli mali müşavir. Evet. Öyle bir kariyerim oldu ama o işi pek yapmadım. Sonra büyük şirketlerde finans müdürlüğünü yaptım. Hem Kanadalı bir şirket, o zaman dünyanın en büyük alüminyum şirketiydi. Sonra Amerikan bir şirket, Miles diye, Alka-Seltzer gibi ilaçlar yapardı. Sonra da Bayer'deydim. Bayer. Alman Bayer. Alman şirketi. Yani hiç İngiliz şirketinde çalışmadım. Hep ya Kanada, Amerikan ve Alman. Osman Bey, şunu çok merak ederim. Aile niye her biri başka yere? Şimdi bir kısım Nice'de, bir kısım Kahire'de, kısım Lübnan'da, Ürdün'de. Niye aile dağıldı, her biri ayrı yere gittiler? Çünkü şimdi herkesin aile konsepti, aile böyle baba, anne, büyük anne, büyük baba, Osmanlı hanedan ailenin ötesi yani. Sürgüne giden kişiler 155 kişi kadar insan. Şimdi bu tek aileler ya, bazıları Sultan Hamid dalından, bazıları ta Sultan Aziz dalından geliyorlar. Bazıları Vahdettin dalından, bizim gibiler. Ben mesela hem Reşat dalından, hem Murat dalından. Artık bu kadar kişi hepsi aynı ülkeye gitmediler yani, herkesin mizacı başka. Ama genellikle Avrupa'ya gittiler veyahut Lübnan ve Mısır. Orta Doğu'ya gidenler Lübnan, Mısır. Ama bazıları da Amerika'ya gittiler. Tamamen şahsi tercihlerle. Peki çok sefalet var mıydı gerçekten? Yani gittiğinizde çok fakirlik çektiniz mi bu sürgün dönemlerinde? Tabii ben şahsen çekmedim de, ama annemle babamın nesli tabii ki, evet, onların maalesef bir şey okumamışlardı. Yani hepsinin, erkeklerin mesleği askerlikti. Şimdi gidip de Türkiye haricinde başka bir ülkenin askeri olacak halleri yoktu. Yok. Yani çoğu bizim eski düşmanlardılar. Onun için başka bir iş yapmaya hazır değildiler. Çok zorluk çektiler. Yani bazıları muvaffak oldu, bazıları da çok fena halde bittiler. Mesela Sultan Hamid'in bir oğlu intihar etti. Yani o bir ekstrem. Ama çoğunluğu fakir diyeceğim, evet. Ama benim nesil daha Avrupalı bir eğitim aldık ve çoğunlukla rahat yaşamış olduk. Ama annem babamın nesli, insan sarayda doğunca oraları garip geliyor. Garip geliyor. Evet. Bir de eğitim de ona göre olmayınca, oraları geçerli. Evet. Ama şunu diyebilirim ki, yani onlar Avrupa'ya çok çabuk ayak uydurdular, itibat kurdular. Evet, itibat kurdular. Zaten çoğu Fransızca biliyordu. Bazıları mükemmel Almanca biliyor. Çünkü Birinci Dünya Harbi'nde Almanya'da eğitim gören, askerlik yapan şehzadeler vardı. Ve hepsi de çocukken Kur'an okumuşlar sarayda. Yani Arap harflerini tabii ki biliyorlar. Zaten Türkçe Arap harflerindeydi. Onun için Orta Doğu'ya gidenler okuma yazmaları mükemmeldi. ve Arapça iyi bilmeseler de yani anlıyorlardı. Anlıyorlardı. Durumu idare edebilecek kadar biliyorlardı. Evet. Peki aileden sürgüne giden 150 kişi var dediniz. Bugün ailenin mevcudu ne kadar? Kaç kişi var şu anda aileden? Şimdi aile
Geniş aile. Nedir aile? Şehzade olarak 25 kişi var. Sultan olarak da 14 var. İşte ama sultanların çocukları var. Onlar zannedersem belki 40 kişi kadar. Mesela benim bir kızım var. Ayşe Gülnev. Onun 5 çocuğu var. Şimdi erkekler sultanzade deniliyor. Kız da hanım sultan deniliyor. Onları sayarsak bir 50-60 kişi daha var. Evet. Toplam 272 kişi galiba, değil mi? Aileden kalan. Peki şunu merak, şimdi ailenin burada bizim tanıdığımız fertleri, özellikle mesela Nesrişah Sultan gibi önemli aile büyükleri, ki Nesrişah Sultan sarayda doğanların neslinin bitmesiyle beraber artık bir hanedan değil bir aile olduklarını hep söylerdi. Vallahi benim annem babam buna katılmazlar. Katılmazlar mı? Hayır. Yani hanedan burada doğdu, burada doğdu diye bakılmaz. Bakılmazdı yani. Şeyi merak ediyorum ben şimdi. Yani büyükleri dediniz de o Nesrişah en küçüklerinden biriydi. Evet, hayır. Sarayda doğan son kişi. Evet, işte onun oydu. İçin mesela benim ebeveynin nesli için O küçüktü. Evet, onlar için küçük. Evet. Onların en küçüğü. Evet. Sizlerin en büyüğünüz. Evet, evet. Sarayda doğan da son nesil. Evet. Şunu merak ediyorum. Hep böyle sizin sanki ailenin, hanedanın, Osmanlıların şeyle Cumhuriyet'e büyük bir derdi varmış gibi, Cumhuriyet düşmanıymış gibi gösterildiğiniz zaman zaman. Evet. Nesrişah Sultan ise bunun böyle olmadığını söylerdi. Siz mesela Cumhuriyet'le ilgili ne düşündünüz hep veya Cumhuriyet'i kuranlarla ilgili, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere? Evet. Vallahi ben Mustafa Kemal deyince bütün dünya bilir ki süper bir komandandı. Yani askeri kabiliyetli ve devlet adamı olarak da iyiydi ama sonuçta bir demokrasi kurulmadı. Yani seçimler olmadı. Ama her ülkenin demokrasi konsepti de değişik. Yani bazen bir ülkeye uyan bir şey başka ülkeye uymaz. Mesela Amerika'ya çok gittim. Kanada'da çalıştım bile birkaç ay. Yani Kanada bir kraliyet, Amerika bir cumhuriyet. Farkı ben görüyorum. Bilmem herkes görüyor mu? Ama bir fark var. Yani bugün kraliyet olan ülkelerde bence en iyi demokrasilerden bazıları. Evet. Özellikle İngiltere mesela iyi bir demokrasi. Bilmem Danimarka, İsveç, Norveç, Belçika, Hollanda. Kraliyet olmak demokrasi engel değil. Demokratik olmak kraliyet olması engel değil. Hiçbir birbirine engel değil. O ulusların değil. Kendi seçimi, kendi yaklaşımı. Evet, ben öyle düşünüyorum. Yani bu ülke için kraliyet iyi veya cumhuriyet iyi demek olabilir. Herkes Çin için cumhuriyet, Japon için kraliyet iyi. Evet. Ya da hangisi daha demokratik tartışmalı. Ailenin kadınlarına, sultanlara sürgünden bir süre sonra, çok kısa olmayan bir süre sonra af çıktı ve onlar ülkeye dönebildiler. Evet. Ve mallarına, mülklerine de kendilerine verildi. Gerisi için niye o kadar beklendi veya bu nasıl bir duygu uyandırdı sizde erkeklerin bunun dışına tutulması? Hanımlar bir 52'de döndüler. 52'de. Evet, evet. O zaman bir defa sürgüne gittikleri zaman zannedersem 42 tane sultan vardı. Ve 37 şehzade vardı. Ama işte 52'de sultanların, hayatta olan sultanların büyük çoğunluğu geldiler. Evet. Ve belki onların yarısı burada kaldılar. Mesela Atiye, büyük halam Atiye Sultan burada kaldı ama ablaları Rukiye kalmadı. Yani kalan oldu. Çünkü o bir Ürdün büyükelçisinin de evliydi.
Şerif Abdülmecid Haydar, son Mekke Şerif'in oğluydu. Yani annem mesela gelemezdi. Çünkü kocası gelemiyor, oğlu gelemiyor. Onun için gelmezdi. Evet. Sizin gelmeniz 70'lerde ancak mümkün oldu galiba, değil mi? Evet, 73'te. 74'te. Evet. Ne hissettiniz bu serbest bırakılınca? Çok mutlu oldum. Yani geldim ve burada yerleşmeyi düşündüm. Ama yerleşmedim de baktım benim artık fazla çalışmıştım orada belki ve benim sözüm geçiyordu. Baktım burada bir finance director bunu yasak derse genel müdür hayır sen sus otur diyemez orada. Evet, burada diyebiliyor. Evet. Hmm. O yüzden mesleki olarak dışarıda kalmayı tercih ettiniz. Evet. Şimdi tartışılan konudan bir tanesi şudur Türkiye'de Osmanlı Hanedanı'nın gitmesinden sonra. Cumhuriyet'in kurulmasının ardından Vahdettin son padişah hain miydi değil miydi? Siz Vahdettin'i nasıl, bu iş mesela Vahdettin daha farklı davransaydı Osmanlı Hanedanı'nın durumu farklı olabilir miydi? Vahdettin'e nasıl bakarsınız siz? Vallahi ben tabii ki tanımadım kendisini ama annemle babam iyi bakmazlardı. İyi bakmazlardı. Hayır, yani derlerdi ki gitmemeliydi. Mesela diyelim Sultan Reşat tahtta olsaydı o oturur namazını kılar gitmezdi bence. Avrupa'ya gitmezdi Sultan Reşat. Peki iyi bir padişah mıydı mesela? Bu hain olma iddiaları, bazılarının hain olarak görmesi, bazılarının ise... Yok, kesinlikle hain değil. Niçin hain olsun ki? Yani ihanet etmesi en çok kendisine zarar verecek diğerlerinden fazla. Onun için hain olmanın bir amacı yok yani. Ama kabiliyetli değildi bence. Hangi anlamda? Yani nasıl kabiliyeti değildi? Kabiliyeti, devlet yönetme kabiliyeti mi? Evet, yoktu? Evet. Ama şimdi Sultan Abdülmecid'in o kadar çok oğlu oldu ki. 40 küsur galiba. Ve en küçüğüydü Vahdettin. Şimdi en küçüğüyse bizim sistemimiz maalesef bizim en yaşlı olan kişiye padişahlık geçiyordu. Onun için yani bu genç çocuk günün birinde padişah olacağını hiç düşünemez. Aklına bile getirmemişti. Evet. Onun için gün gelince hazırlıklı olmuyorlar. Halbuki yani Avrupa babadan oğula sistemlerde o zaman birisi mesela Prens Charles biliyordu ki anası ölünce kral olacak. Yani belkisi yok. Eğitimi ona göre, öğrenimi ona göre, evet. Tecrübesi ona göre. Evet. Halbuki bizde öyle değil ki kim en uzun yaşarsa o padişah oluyor. Ve tabii eskiden makul olabilir de birkaç yüz sene önce. Çünkü işte 50 yaşında, 60 yaşında ölüyorlardı. Ama şimdi bu sistem makul bir sistem değil. Ben mesela uzun zamandır emekliyim. Yani insan bir yaştan sonra emekli oluyor. Gidip de bir devlet idaresi etmek çok zor insan. Yani bugün hanedan olsaydı siz büyük ihtimalle şu anda başında olacaktınız. Ben 83 yaşındayım. Şimdi 83 yaşında genellikle herkes emekli oluyor. Emekli olur. Yani gidip de yeni bir işin başına geçmiyor. Yani bence başka bir sistem olmalı. Kafamda bir şey var tabii ama yani hanedanın bir şeysi olmalı. Bir şurası olmalı ve onlar şu olsun bu olsun diyebilmeliydi o zaman. Seçilmeli. Yoksa
eskiden çok güzeldi. Osman Gazi'den ta birinci Ahmet'e kadar babadan oğluydu. Ve ama orada da padişah olan 20 yaşında, en fazla 30 yaşlarında ve dinamik, aklı başında. Ama onları kardeşlerini öldürüyorlardı. Evet. Öyle bir şey vardı. Ayrı, ama kabiliyetliydiler. Evet. Yetenekliydiler, evet. Kabiliyetliydiler. Evet. Daha liyakatliydiler. Evet. Son dönemde en büyük kim sona geliyor? Hazır mı değil mi? Yaşı uygun mu değil mi? Belli değildi. Evet. Bir ailede herkes kabiliyetli olamaz. Değil mi? Yani mümkün değil. Kim hiçbir ailede öyle bir şey yok. Her çocuk aynı değil. Hepsi değil. Kabiliyetli evet. Değil. Peki sürgün hayatında baktığınız zaman evet. Aile orada böyle birbiriyle görüşür müydü, birbiriyle konuşur muydu? Herkes birbirini tanır mıydı yoksa ayrı ayrı dallar, dedeler ayrı, büyük dedeler ayrı, herkesin kendine ait midir dünyası? Valla şimdi ben tabii ki Mısır'da doğduğum için çok şanslıyım. Çünkü ailenin Fransa'dan sonra ailenin yani büyük bir kısmı Mısır'a geldi. Diyebilirim ki Mısır'daki hanedan diğer ülkelerden daha çok kişiler vardılar Mısır'da. Ve onlar tabii birbirlerini görürlerdi. Yani Mısır'dakiler. O zamanlar böyle bir uçağa binde zıt diye oraya gitmek yoktu. Yani öbür kuzenin bilmem ne Portekiz'deyse gidip de onu ara sıra görüşmek olmazdı. Yani hele Amerika'ya gittiyse artık büsbütün kayboldu. Ve kopuyor aile. Hiç böyle bir şey var mıdır bir genel bir ailenin senede bir birkaç sene bir araya gelmesi beraber olması gibi yoksa yok olmadı çünkü pratik değil herkesin parası yok da buradan oraya gidecek aile toplantısı için yani çünkü çok dağılmışlardı. Fransa'dakiler belki görüşürler. Mısır'dakiler görüşür ama hepsi birden hiç zannetmem öyle bir olay olduğunu. Peki ailenin eğitimine, tavrına falan baktığınız zaman şimdi benim gördüklerim son derece batılı eğitim almış. Son derece modern. Yani bunun içine Osmanlı halifesi Abdülmecid'i koymak evet. Mümkün. İşte piyano çalan, batılı tarzda yaşayan falan. Yani nasıldı aile? Daha böyle modern, dönemine göre çok modern, Türkiye ortalamasının üstünde modern ve batıya Allah. Dönük bir aile miydi yoksa doğuya dönük bir aile miydi? Ve daha Allah. Arap kültürü müydü, Avrupa kültürü müydü? Yok, kesinlikle Avrupa kültürüydü. Yani hiç Arap'la alakası yoktu yani. Bizim hele benim dalındakiler Murat'la, çünkü bilmem bilir misiniz, Sultan Murat masondu. Evet. Ve çok artist bir adamdı. Dolayısıyla muhtemelen iyi bir devlet yönetici belki olamazdı, bilmiyorum ama çok yetenekli birisiydi, duygusal. Onun çocukları da öyle çok artistiktiler. Ama her aile ferdi tabii değişik her ailedeki gibi. Ama kesinlikle bence hepsi başka bir dil bilirdi. Şimdi gittikleri zaman Fransa'ya mesela hiç problemleri olmadı. Yani hepsi oradaki kültüre uydular ve o yaşama uydular. Osmanlı ailesinin yüzü batıya dönüktü aslında. Zaten baştan beri Orhan Gazi'den beri batıya dönüktü. Evet, hep öyle oldu. Ve bilmem mesela bizim benim evimde Mısır'da bizim arkadaş, annemin babamın arkadaşları çok az Arap'tı, İtalyan'dı, Belçikalıydı, bilmem böyle İngiliz'di. Ve eve gelince orada ortak dil Fransızcaydı. Dolayısıyla onun için ben Fransızca iyice biliyorum. Çünkü
hep Fransızca duydum evde. Anne, Türkler yoktu ki. Annemle babamın Türk arkadaşları çok yani yok gibiydi. Hep Avrupalılar. Fransızlar. Avrupalı ve işte, veya işte üst düzey Mısırlı diyeyim. Üst düzey Mısırlılar da zaten Fransızca konuşurlar evlerinde. Sorarsanız niçin Fransızca konuşuyor? Çünkü hepsinin hizmetkarları var. Gidip de şimdi karı koca kavga ederlerse, bir şey derlerse... Onlar anlamasın, duymasın. Anlamasın, onlar Fransızca konuşuyorlar aile içinde. Ki hizmetkar anlamasın diye. Yani arkadaşlarımın adeta hepsi de iyi Fransızca bilirlerdi. Siz de İngilizce, Fransızca, Arapça hepsini biliyorsunuz zaten. Evet, biliyorum hepsini. Çocuklarınız ne yapıyor? Ne yapıyorlar şimdi? Onlar da Avrupa'da... Yaşayabildiğim kadarıyla. Evet, ama onlar benim gibi dilleri dört dil bilmiyorlar. Evet. Ama benim çocuklar da gelirsek, onlar hepsi dediğim işte. Benim dört çocuğum oldu. Maalesef bir vefat etti birkaç aylıkken. Ama şimdi üç çocuğum var. Bir kız, iki erkek. Bir oğlunuz burada şu anda bizimle. Evet, öyle. Bu büyük oğlum burada. Orhan Murat ismi. Küçük oğlum Selim Süleyman, bir de asıl en büyükleri kızdır Ayşe Gülnev. Evet, onlar hepsi İngiltere'de doğdular, burada okula gittiler, yüksek tahsillerini orada yaptılar ve burada yaşıyorlar. Evet. Peki ailenin bile Türkiye'de yaşayan fertleri var. Bunların bazıları işte o gün de sizi arayıp sorduğum üzere siyasi partilere girdiler. İşte siyasi mesajlar veriyorlar. Bazı siyasi partileri destekliyorlar. Bazı siyasi partilere karşı çıkıyorlar. Ve bir tür neo Osmanlıcılık içerisindeler. Aile bu neo Osmanlıcılık hakkında ya da Osmanlıcılık hakkında ne düşünüyor? Ailenin böyle bir şeyi var mı? Biz neo Osmanlıcıyız, biz Osmanlıcıyız diye bir beklentisi var mı ailenin? Kısa cevabım hayır. yok. Kısa cevabım hayır. Ama şimdi bizim aile maalesef değişik dünyalarda büyüyen bir kısım var. Mesela Sultan Abdülhamid'in torunları. Harun Efendi'nin çocukları. Hayır yani onlar ve başkaları. Harun Efendi dediniz, onlar Mehmet Selim Efendi'nin Hamid'in büyük oğlundan geliyorlar. Onlar bir daha. Şimdi ikinci oğlundan gelenler Mehmet Abdülkadir'in. Onlar ayrı mesela onlar Salzburg'da yaşıyorlar. Onlar bambaşka bir dünyadalar. Ve maalesef bir odada oldular, gördüm. Ya birbirlerine konuşamıyorlar bile. Çünkü bir kısmı Türkçe bilmiyor, bir kısmı Almanca bilmiyor. Türkçe, Arapça biliyor, öbürleri Almanca, Fransızca, İngilizce biliyor. Benim şanslım Mısır'da doğmam. Hakikaten Mısır çok faydalı bir yerdi bizim. Ve Mısır'da kim doğduysa çok lisan biliyorlar. Bizim ailede olanlar. Sultan Reşat dalından birkaç tane var. Benim en yakın akrabam Ömer Abdülmecit. Annemin kardeşinin oğlu. Yani o da bütün ömrü İngiltere'de yaşadı. Başka bir o Sultan Reşad'ın büyük oğlunun torunu mesela Ziyaddin, o da İngiltere'de yaşadı. O pilottur. United Arab Airlines'da pilotluk yaptı yani kariyeri. Ömer'inki petrol ticareti. Evet. Yani onlar iyi kariyerleri oldular ve iyi eğitim almışlardır Avrupa'da olanlar. Aileden peki böyle büyük servet sahibi olanlar var mı? Büyük servet yok. Yok. Yani bildiğim kadarıyla bana söylemediler. Sizden sakındılar büyük ihtimalle. Evet. Peki Osman Efendi şimdi şu
işte bazıları siyasi partilere dahil oldular ve işte çeşitli siyasi mesajlar veriyorlar. Evet. Bu mesajlar size bir rahatsızlık veriyor. Çünkü benim tanıdığım aile fertlerinin tamamı her zaman siyasetin dışında kalmaya ve biz aktif siyasetin içerisinde olmayız mesajı vermeye çok dikkat etmişlerdi. Bu prensip değişti mi? Bugün artık daha siyasi davranabiliyor musunuz? Ya da bu siyasete fazla müdahale olma hakkında ne düşünüyor ailenin büyükleri? Valla ben daha çok küçük yaştayken hem annemden babamdan bana hep dendi ki sen katiyen politikaya girme. Hiç yani taraftar olma. Hep bunu duydum ve ben hep öyle davrandım. Bu benim. Herkes aynı nasihatı belki almadı ama belki aynı şekilde davranmadı. Ama bunu Avrupa'daki hanedanlarla kıyas ediyorum kendimi ve çünkü çok tanıyorum onları. Ve onlar da hiç politikaya ulaşmazlar yani çünkü şimdi biz Galatasaraylıyız yani Galatasaraylı deyince demek öbür karşı taraftaki takıma karşısın demek. O zaman o bir ülkenin bütünlüğünü sağlayamazsın. Yani benim bildiğim, tanıdığım hanedan mensupları Avrupa'da hiç politikaya girmezler. Ara sıra biraz digress edeyim. Ara sıra toplantılara gidiyorum. Siz aile toplantısı dediniz de ben monarşi toplantılara çok gittim. Yani Roma'da, Madrid'de. Başka monarşilerin yani, toplantıları, evet, ortak olan. Başka değil. Yani tüm hanedan ailelerinden mümessiller diyeyim. Mesela Roma'da Senato'da buluştuk. Burada İtalyan ailesi var, İspanyol, Portekiz, ne olursa Fransız. Bütün Avrupa'nın kraliyet ailelerinde. Habsburglar, evet. Ve onlar kendi ülkelerinde yani girmiyorlar politikaya. Bilmiyorum, bir faydalı bir şey dedim mi? Yani. Peki mesela bu konuda bir uyarı yapma hakkını kendinize görüyor musunuz yoksa herkes kendi bildiğini yapar? Uyarı ve derim ki keşke herkes böyle davran yani bir taraf olmasa derim ben benim gibi yani, ben bir tarafı tutmam ve tutmadım hiçbir zaman gidip hakikaten hiçbir zaman bir partiye oy vermedim hiçbir zaman ömrümde hayır. Tekrar bir şeye dönmek istiyorum, bu sürgüne. Şimdi Avrupa'daki pek çok demokrasi kurulurken kraliyet ailelerine, işte imparatorluk ailelerine sürgünler yapıldı, işte tahttan indirildiler. Diğer sürgünlere karşılaştırıldığı zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin sürgünlere tavrıyla Batı'nın da mesela biliyoruz ki Habsburg hanedanına da aynen Türkiye'deki Osmanlı hanedanı gibi bir yaklaşım söz konusu. Yani onlara da sert tedbirler alındı. Kendi ülkelerinde hiçbir hakları hemen hemen kalmamıştı. Buna mukabil bazıları daha yumuşak davrandılar. Sizin de az önce söylediğiniz gibi ve işte sadece kralı sürdüler, aileye dokunmadılar. Böyle baktığınız zaman kendinizi bir haksız davranmış gibi mi düşünüyorsunuz yoksa sonradan bu hakların verilmesi sizi yeterince memnun etti mi? Haklar işte 50 sene sonra verilince yani babam gibi birisi 21 yaşında çıkıyor, 71 yaşında dönüyor. 71 yaşında dönüp ne yapacak yani? Çok değerli insanlar vardı bizim ailede. Mesela bir amcam Osman Fuat Efendi gitmiş Birinci Dünya Harbi'nde Almanlarla Fransa'ya karşı bu cephede bulunmuş. Trablusgarp'ta başkomandan olmuş. Bunlar çok faydalı insanlar. Onlar ziyan oldular. Onlardan
hiç faydalanmadı ülke ve seve seve hizmet ederlerdi diye düşünüyorum. Peki mesela genç bir cumhuriyetin bir hanedana karşı kendini tedbir, yani ne olur ne olmaz demesi garip, biraz normal değil mi baktığınız zaman? Vallahi ben tabii İngiltere'de uzun zaman yaşadım da benim kafamda halka sormalı. Halk ne diyor? Ne diyor? Ve ona alışmışım. Tabii halk ne isterse o olsun derim. Şimdi bugün baktığımız zaman tabii o gün halka sormak başka bir şey, bugünkü yaklaşım başka bir şey. Bugün bazı hanedan mensuplarının işte sultan veya şehzade pozisyonu, bazı hanedan mensuplarının kendilerini çok öne çıkaran ve sanki böyle bir talepte bulunacakmış gibi davranıyor olmaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Doğru değil düşünüyorum ve sizin söylediğiniz gibi 1952'den beri sultanlar var burada. Çok değerli sultanlar var. Türkiye Sultan, Adile Sultan, Atiye Sultan, Zekiye Sultan, Şadiye Sultan. Bunlar hiçbir şey yapmadılar. Hiçbir şey yapmadı. Şadiye Sultan aç bir ilaç öldü bir dairede. Yani bizim anneannemiz öyleydi. Evet. Ama bence bu son zamanlarda, ben burada oturuyorum da Türkiye'de yani zamanımın belki %50'den fazla ben Türkiye'deyim ve dışarıda oturanlar bana diyorlar niçin sen böyle bir kitle var ki böyle politikaya girenler girmemelidirler. Bana yazıyorlar. Siz söylüyorlar. Bir defa ya Fransızca yazıyorlar ya İngilizce yazıyorlar. ve bir tek ben burada o lisanları bilen, o insanları tanıyan, onların dünyasını bilen kişiyim. Burada bazı kişiler hiç Avrupa'da yaşamamışlar, bilmiyorlar o yaşam tarzını, onun için onlar bana dönüyorlar, diyorlar ki sen bir şey yap, ben de diyorum ki ya ben bana düşmez diyorum. Yani bundan ailenin Avrupa'da yaşayan fertleri de çok memnun kalmıyor anladığım kadarıyla bu şekilde dinleme gelmekten. Tabii ki de kalmıyorlar. Yani bir taraf olmak konsepti onlara da aykırı geliyor. Gidip kendi ülkesinde oy verir de, ne bileyim, İspanya'da bir parti tutabilir ama Türkiye'de olmamalı diyorlar. Peki mesela sizin oğlunuz, sizin de iki oğlunuz, bir kızınız var hayatta. Onlar da gelip Türkiye'de bu nevi bir şey yapsa, siz onlara bir şey der misiniz? Çocuklar ne yapıyorsunuz, kendinize gelin der misiniz? Derim ama onlar yani eminim yapmazlar öyle bir şey. Zaten küçük yaştan beri beyinleri yıkanmıştır benim tarafımdan. Evet. Peki bu Avrupa'da yaşamış olsalardı, yani Orta Doğu'dan değil de Avrupa'da büyümüş olsalardı, bu tavırda olmazlar mıydı onlar da sizce? Avrupa'da yaşamış. Yani bugün işte ortalıkta gezip de işte siyaset yapanlar, siyaset onlar. Biliyoruz ki onlar Avrupa'da büyümediler. Avrupa'da büyüselerdi onların tavrı farklı olabilir miydi acaba? Bilemem yani. Muhtemelen evet. Tahmin ediyorum valla, bilemem. Tabii, elbette ki bilinmez ama. Evet. Tahmin ediyorum. Peki siz Osmanlıcılık oynayanlara, Osmanlı hayali görenlere, işte Orta Doğu'dayken Osmanlı'yı canlandıracağız diyenlere, evet, bu nevi politika güdenlere ne dersiniz? Bununla ilgili sizin kafanızdaki bir hem
imparatorun son neslini tanımış. Hem de onlarla hemhal olup bir yandan da batılı bir eğitim almış birisi olarak. Bu fikirler sizde nasıl bir his uyandırıyor? Yani bu olacak bir şey midir? Yoksa bunlar bugün artık bence, saçma hayaller midir size göre? Bence olacak bir şey değil. Bu dünyada artık bunun olması için biz gene büyümeliyiz. İmparatorluk yani büyümeliyiz ve çok güçlü olmalıyız. Ve onu şimdilik görmüyorum. Belki bir gün oluruz ama şimdilik öyle bir gücümüz yok. Değil mi? Bunu şu açıdan sordum Osman Efendi. Türkiye Osmanlı'dan beri sizin de söylediğiniz gibi Orhan Gazi'den beri batıya dönük olan yüzünü biraz bu tarafa doğru çevirerek bir pro-Arap bir politika ve sanki Osmanlıcılık ve Osmanlılık Araplaşmayla paralelmiş gibi bir tavır içerisinde. Siz bu kanaatte misiniz? Ama yani... Osmanlı'nın imparatorluğu sırf Arapların değildi ki ya ta Avrupa'nın göbeğine gitmişti. Yani ülkelerin çoğu Avrupa'daydı. Bosna, Hırvatistan bile işte Arnavutluk yani son 150 sene Yunanistan, önce... Arnavutluk, Bulgaristan, Karadağ, evet, Bosna, Kosova, şimdi Kosova, Makedonya, Romanya. Evet. Bunlar hepsi bizim Moldova'ya kadar. Bir de Kırım da bizimdi. Evet. Yani bir de Kafkaslar. Yani bir Orta Doğu değil, bir Avrupa imparatorluğu aslında. Kafkaslarda ve bizim hanımların çoğu sarayda Kafkaslardandılar. Yani Orta Doğulu kadın değildiler. Onun için bizim kanımızdaki ana tarafından %80'i en azından Kafkaslıdır. Batıdır, Kafkaslıdır. Yani Kafkaslı. Çerkezlik var. Çerkezliktir. Bunlar daha endamlı, daha güzel miydiler olacak bilmiyorum. belki onlardır, belki daha akıllı oldukları içindir. Bilmiyoruz. O dedelerinizin tercihi tabii ama. Yani aslında siz Osmanlı'nın bir Orta Doğu İmparatorluğu olduğu inancında değilsiniz. Osmanlı yüzü batıya dönük ve bir şimdi, Arap aşığı bir toplum değildi herhalde. Biz Sultan Yavuz Sultan Selim zamanından başladı bu Orta Doğu'yu elde etmek ve hilafeti elde etmek. O zamana kadar halife değildik. İşte, aslında uzun zamanda halifelik ünvanı kullanmadı Osmanlı padişahları. Hayır, hiç. Hiç kullanmadılar. Hiç turalarda, fermanlarda. Hiçbiri asla kullanmazlardı, hayır. Ama madem ki örf, adet hep en güçlü Müslüman bir toplumun elinde olurdu halifelik. Biz de en güçlü olduk. O zaman da halifeliği aldık. Ama tabii bu Batı ülkelerinin hiç işine gelmiyordu. Hı hı. Yani hele Fransa ve İngiltere gibi ülkeler milyonlarca vatandaşları vardı Müslüman olan ve halifelerine karşı davranmasını istemiyorlardı. Değil mi? Peki siz... Yani halifeyi kaldırmakla onlara büyük iyilik yaptık. Peki güçlü olmayan bir ülke, yani siz az önce size söylediniz. Osmanlı güçlü döneminde zaten halifelik en güçlü İslam ülkesi hangisi? Onun hakkıydı. Evet. O güç olmadığı zaman halifelik lafının bir anlamı var mı? Sözünü geçiremezsen anlamı yok. Çünkü Araplar Osmanlı'ya isyan ettiğinde ve İngilizlerle birleşip Osmanlı'yı vurduğunda halifelik Osmanlı'daydı kağıt üstünde ya da lafta. Ama şimdi kim olsun ki şimdi yok halife. Yok.
Evet. Kim en güçlü Müslüman? Peki mesela olsa tanır mı? Mesela yarın Türkiye'de siz deseniz ki birisi ben Halifeyim dese Araplar bunu tanır mı? İşte ne bileyim Bin Selman bunu tanır mı? Zannetmiyorum ama ben yani bana sorarsanız ne halife olmalı mı? Ben olmalı derim. Ama halife kim olmalı derseniz ben de derim ki nasıl Katolikler seçiyorlar. Seçiyor. Her ülkeden birisi olur. 5 sene Endonezyalı olur. 5 sene Pakistanlı olur. Ha, seçimle gelecek. Bir Türk yani olur. İslam Birliği'nin genel sekreteri gibi bir anlamda. Evet. O zaman bir böyle İslam'ın adını kirleten bir olay olursa, bir organizasyon olursa, onlara höp diyecek birisi olmalı. Bugün var aslında baktığın zaman İslam İşbirliği Teşkilatı var. Ama onlar bir höp möp demiyorlar kimseye. Büyük oranda Batı kontrolünde hepsi zaten bu ülkelerin. Evet. Hepsi mi bilmiyorum. Evet. Yani mesela Suudilerin bir şey diyecek hali yok yani. Kimseye bir şey demiyor onlar. Ne bileyim Kur'an yakılınca yine Türkiye'ye bir şey söylüyor. Ya da... Evet. Ama asıl yani en büyük Müslüman toplumu Endonezya. Ondan sonra Hindistan. Pakistan. Sonra yani, Sovyetler, Rusya. Evet yani ondan sonra Türkiye. Evet. Evet. Mısır. Yani, Mısır. Evet. Entelektüel olarak Mısır önemli evet. Gelen. Ama söylediğiniz gibi Türkiye daha önde geliyor. Evet, Türkiye orada daha proaktif davranıyor. Daha bir şey söylüyor. Tabii Türkiye'nin biraz da Batı tarafından daha kabul görmüş bir ülke olmasında etkisi var herhalde diye düşünüyoruz onu da. Efendim bir kısa reklam arası vereceğim. Sonra biraz daha vaktimiz var. Teşekkür. Arnika Testa ile evde her şey yolunda. Arnikam benim. Merhaba, ben Ali Babacan. Deva Partisi Genel Başkanıyım. İlk kez seçimlere giriyoruz. Bizim gibi düşünen ne kadar çok insan var, bu seçimde göreceğiz. Işıkları yakalım. Öncelikle büyüme, iş bitirme, sorun çözme ve atılıma inananlar buyursun. Bunlar için öncelikle demokrasi, adalet, şeffaflık ve dürüstlük olmalı diyenler. Siz de buyurun lütfen. Tüm bunlar için öncelikle özgürlük, çok seslilik ve farklılıklara saygı gerekir diyenler de gelsin lütfen. İşte deva burada. Bu güzel sözcüklerin hepsi bizim için aynı öncelikte. Nasıl? Başlangıç için fena değil değil mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Babacan, ben de geleyim mi? Gel dayı, sen de gel. Kim ne derse desin, bu seçim aklı selim kazanacak, sağduyu kazanacak, demokrasi ve atılım kazanacak. Deva, yakında iş başında. To make every second mean more than the last. Not just telling time, living in it. Alive in time. Grand Seiko. Parla, parla her kadın gibi. Çünkü sen pırlantamsın, Storks. Aracını değerinde satıp nereden SUV alabilirsin? Tabii ki SUV marketten. SUV, SUV marketten alınır. Matlığın en soft hali. Maksimum kapatıcılık. Ekstra metrekare, benzersiz renkler. Yeni elegans soft mat. Polisan Home Cosmetics. Güneş değil, gözlüğünüzün kalitesi ışıldasın. Yeni model ve renkleriyle Lost Güneş gözlükleri sana çok yakışacak. Lost Güneş gözlükleri. Dünyada ilk ve tek telefonla kontrol edilebilen akıllı balkonlar sadece. BKS Cam Balkon'da. Eksper ne demişti? Kilometre doğru mu? Marş bir yerle ezilmiş mi? Marş bir yerle ki... İkinci eli bulduysanız... Üçüncü el garantiniz ana sigortadan. Üstelik tas tamam kaskonun geri alım güvencesiyle. İsterseniz kullanın, dilerseniz iade edin. Sadece ana sigorta acentelerinde. Olmak zorunda, ana sigorta. Sadece evlerine bakıp karar vermedik.
Doğasına aşık olduk. Parklarına, havuzlarına, konumuna, semt yaşantısına. Düşündük, burada yaşarken her gün kazançlı oluruz dedik. 5. Levent'te olmayı seçtik. Haydi, şimdi sıra sizde. Şehrin en güvenli, en değerli yaşamı 5. Levent'in yeni etabı Korupark, Torunlar GEO güvencesi ve avantajlı faiz oranlarıyla satışta. Neden Dardanel Ton'u bu kadar çok seviyorsunuz? Çünkü çok kaliteli ve çok lezzetli. Kapağını ben bile kolayca açabiliyorum. Dardanel Ton, Türkiye'nin 1 numaralı tercihi. Nuriş lazer kaynak makinesiyle hangi metalleri kaynatırız? Karbon çelik, paslanmaz çelik, alüminyum ve pirinç. Tebrikler Nuriş. Türkiye'nin en çok tercih edilen zemin boyası. Orası su götürmez. Kendisi de su geçirmez. Türkiye'nin her yerine ücretsiz kargoyla zbsmarket.com'da. Yaşamda, yatırımda, tüm zamanların en iyi vaadi. Natura Vadi. Sizde Albert Gena yok mu? İster cam balkon, ister tam balkon. Üstelik tüm kartlara 12 taksit. Albert Gena, cam balkonun adı soyadı. Bianca Boya'dan yeni nesil dönüşüm boyası. Bianca Stella, hayır boya, her şey boya. Bianca Stella. Sizde Albert Gena yok mu? İster cam balkon, ister tam balkon. Üstelik tüm kartlara 12 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı soyadı. Alo, kız yeniye ya, senin fazla toz torban vardır. Bu doldu yine. Toz torbam yok eskiye, ben artık robot kullanıyorum. Robot. Her şeyi suyla filtre eden temizlik robotu Aura Clean Max. Eviniz bu temizliği hak ediyor. Arayın, tıklayın, ücretsiz tanıtımla evinizi de temizleyelim. Su nereden alınır? Su marketten alınır. Su. İhlas pazarlamadan bir ilk daha. Türkiye'nin ilk ve tek senetle alışveriş yapılan online pazar yeri nevade.com. Evinizin tüm ihtiyacını kredi kartsız, bankasız senetle alın, taksitleri kapıda ödeyin. Kredi kartın olmasa da senetle taksit tek tıkla nevade.com'da. İhlas pazarlamadan. Ülkemizin en büyük rom cevheri ihracatçılarından CVK Madencilik halka açılıyor. Halka arz gelirinin önemli kısmını çevreyle dost altın madenciliği yatırımlarında kullanacak olan CVK Madencilik sizi parlak geleceğe ortak olmaya çağırıyor. Talep toplama tarihleri 6-7 Nisan. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım. Sağlıklı ve güvenli evler yeni Levent'te. Emlak konut güvencesi ve DAP vizyonuyla yatay ve az katlı mimari örneğinin de olacağı yeni Levent, şehrin merkezinde country tarzı bir hayat sunuyor. Şimdi yeni Levent'te 120 aya varan banka kredisi fırsatını kaçırmayın. 444-9327. Arnika Testa ile evde her şey yolunda. Osman Efendi, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kahire'den, Mısır'dan bahsettiniz. Şimdi ailenin pek çok büyüğünün de o dönemde Mısır'da olmuyor. Mesela Şehzade Ömer Faruk Efendi de oradaydı. Onlarla tanıştınız mı? Onlarla bir bağlantınız oldu mu? Yoksa herkes kendi çevresinde mi yaşadı? O da burada kerozetiniz gibi Galatasaray Lisesi mezunuydu. Gerçi Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı yapmıştı evet, ama... Evet, onu da yaptı. Bir tanışıklık, bir dostluk, bir abilik, bir amcalık yapıldı mı? Oldu mu öyle şeyler? Hem de nasıl? Evet. Bir defa Faruk amca babamın çok yakın arkadaşıydı. Yani Nis'te de beraberdiler. Mısır'da da beraberdiler. Yani çok yakındılar. Ve asıl Faruk Efendi eşi Sabiha Sultan'la boşandı biliyorsunuz. 40'ların son senelerinde boşandıkları zaman Sabiha Sultan kaldı. Nerede kalıyorlar ya evlerinde. Faruk amca bize geldi. Öyle mi? Bizim evde kaldı boşandığında. Bir daha evleninceye kadar. Ve birkaç ay bizde kaldı. Ve o zaman tabii onu çok iyi tanıdım. Ama biraz çok sertti. Öyle mi? Evet, sertti böyle.
Hep sözü tabii geçiyor. O biraz Alman disipline büyümüş olduğu için. Evet, evet. Ben de alışık değildim. Ben küçük çocuğum, böyle 7 yaşında falan. Bu amca gelmiş, hizmetçilere emirler veriyor, bana emir veriyor. Hepsine. Ben de dedim, ne bu ya? Ne oluyoruz? Sonra günün birinde tepem battı, aldım. Bir gresini gibi bir şey vardı. Yani yiyorduk. Hı hı. Tam sizin gibi karşımda oturuyordu. Annem, babam, öbür öyle dörtlü masada adımınız yüzüne fırlattı. Tak diye. Bir kızdı. Böyle fırlattı iskemleyi. Geldi. Beni bir muazzam bir dayak yedi. Hem de babanız neydi buna? Babam bir şey demiyor. Annem kalktı. Faruk bırak diyor. Yeter diyor. Bir sıkı dayak yediniz yani. Aa, evet, çok güzel bir dayak yedim. Ama hak ettim. Onu hiç unutmam. Annem babam beni hiç dayak atmamışlardı. Ve tek dayağınız ondan yedi. Tek dayağımın yedi. Ve onu hatırlamam. Ama beni çok severdi. Onun çocuklarıyla bir arkadaşınız, ahbaplığınız var mıydı? Çocuklarının torunlarıyla. Abbas, İkbal, Fazile, bir de Ahmet vardı. Fazile'nin kardeşi. Ve bir şey, sonra da bir Osman diye Necla Sultan'ın oğlu var. Hepsi ahbabım oldular. Tabii, ama en yakınım hem yaş bakımından hem hep beraber olduk Mısır'da, İngiltere'de. Abbas daha yakın bir arkadaşım oldu. O Faruk amcam tabii o bir kişiydi. Diğer mesela Sultan Hamid'in en küçük oğlu, padişah oğlu olarak Abid Efendi'yi iyi tanıdım. Babamın akranıydı. Halbuki babam ondan iki nesil küçük. Yani Sultan Murad'ın torun çocuğu. Halbuki abinin efendi Murad'ın kardeşinin oğlu. Yani iki nesil daha yüksekti ama aynı yaşta. Aynı yaşta. Evet. Onunla çok iyi geçinirdim ve onun çocuğu yoktu. Ve bilmem beni severdi gibi geldi Abid Efendi. Sultan Hamid'in bir de bir o torunu vardı, onu da çok gördüm. Mehmet Orhan Efendi bir ara aile reisi oldu. Zannedersem babamdan sonra, babam da aile reisiydi. Ondan sonra Mehmet Orhan oldu. Mehmet Orhan çok böyle yaramaz bir amcaydı. Mesela beni bir gün aldı, motosikletle gezdirdi. Kahire'de. Ha? İskenderiye'de, evet. Gezdirdi, ben memnunum. Ben çocuğum işte. Motorla gezmek. Evet, harika. Sonra babam öğrenince o kadar kızdı ki, yani kask yok, bir şey yok, bu böyle gidiyor, öldürebilir beni diye çok kızdı. Bir ara onu eve bile sokmadı. Evet. O kadar yaramazdı. Sizden ne kadar büyüktü? Babam, ha? Sizden büyük, ne kadar büyüktü sizden? Kaç yaş büyüktü sizden? Hayır, Orhan pardon. Orhan babamın, Mehmet Orhan babamdan biraz küçük. Benim nesil değil. İyi biliyorum ben ne kadar büyük diye merak ettim. Yani 10 yaş, 15 yaş, 20 yaş. Yok, belki 30 ya. O kadar büyüktü. Evet. O şeydi, Arnavutluk kralı vardı, Ahmet Zor. Onun hava kuvvetleri komutanıydı. Hava kuvvetleri, ben de çok dedim ki, ya sen nasıl hava kuvvetleri komutanı oldun dedim, maşallah. Ve ben çocuğum çok etkilendi. Evet. Dedi ki ne olacak dedi. Arnavutluğun bir tane teyaresi var. Kullanmasını bilen de bir tek ben varım dedi. O yüzden hava kuvvetleri komutanı. Evet. Bir ara Ömer Faruk Efendi'nin de Arnavutluk kralı olması söz konusu olmuştu galiba. Yanlış hatırlamıyorsan değil mi? Hayır zannetmiyorum. Öyle bir şey hatırlamıyorum. Ömer Faruk Efendi sanki Arnavutluk tahtına oturtmak istiyor da Türkiye Cumhuriyeti devreye girip bunu yapmayın etmeyin diye engelliyor galiba diye öyle bir şey kalmış aklımda, çok emin değilim. Öbür şey vardı, Abdülkerim Efendi vardı.
Japonlar onu... Onu ayrıca Kamçatka'ya falan götürüyorlar orada. Evet, Orta Asya. Orta Asya, evet. Türk bir imparatorluk son imparator kurmak için. Evet, son imparator. Son imparator. Evet, o Abdülkerim Efendi'ydi. İşte Harun amcanın babası. Babası. Evet. Öyle. Bir sonra asıl en sevdiğim tabii Osman Fuat Efendi'dir. Büyük babamın küçük kardeşi. Ve siz Sultan Vahdettin'in nakli kabirinden bahsettiniz de şu an ben Fuat amcamın, büyük amcamın Paris'teki kabrini buraya nakletmekle işlemini başlattım. Öyle mi? Buraya mı gidiyorsun? Evet, evet. O maalesef 1973'te vefat etti. Tam bir sene sonra buraya dönme izni çıktı. Tam kaçırdı onu zavallı. Ömer Faruk Efendi'nin cenazesi getirildi buraya galiba. İkinci Mahmut Türbesi'ne defnedildi bildiğim kadarıyla. Evet, o da Namık dayımla beraber. Annemin kardeşi Namık dayım, Mahmut Namık Efendi. Hı hı. O aynı kabirdeydiler. Kahire'de sonra karıştılar maalesef. İkisi birden geldiler. Ve beraberler. Beraber sizin. Gömüldü. Evet. Bir ara şeydi, bir moda idi, bir propaganda mevzuydu. Az önce konuştuğumuz gibi Vahdettin'in, Padişah Vahdettin'in, evet, Şam'daki mezarının Türkiye'ye nakli. Birileri bununla ilgili bir şeyler söyledi. O dönemde aile büyükleri dediler ki orası da onun toprağıydı, orada yatmasında hiçbir mahsur yok. Çünkü evet, Şam'da Osmanlı vilayetiydi, orada kalabilir dediler, hiçbir mahsur yok dediler. Siz de bu kanaatte misiniz? Evet. Kısacası evet, benim büyük babam onun yanında. Onun yanında biliyorum. Ahmet Nihat Efendi orada. Mesela Fuat amcamı Bobigny'yi Fransa'dan getiriyorum da büyük babamı Şam'dan getirmeye gerek düşünmedim bile. Çünkü evet, birisi yabancı toprakta, birisi Osmanlı toprağında, Müslüman toprakta diye düşünmedim. Evet, Osman Fuat Efendi hele Fransızlara karşı Birinci Dünya Harbi'nde savaştı filan. Evet. Yani onu getirmek istedim ama zaten Şam'da çok sayıda şehzadeler ve sultanlar var. Onlar senelerdir oradalar işte. Ve çok iyi, şimdi ben gittiğimde çok güzeldi orası. Şimdi bilmiyorum artık Suriye'de neler oldu. Ben de işte 2007 veya 8'de gittim son savaştan önce, iç savaştan önce hiçbir sıkıntı yoktu. Bir şey daha sorayım, bitireceğiz şimdi, evet, bir şey daha merak ediyorum. Hanedanın üyelerinin, evet, pek büyük bölümü bugün artık Türkçe bilmiyor. Türkçe bilmiyor, evet. O konuda böyle bir rahatsızlık var mı, yoksa bilmeleri normal mi? Ben bence benim rahatsızlığım var. Kendimi de kısmen suçlu buluyorum çünkü bazıları da benim neslimden. Evet. Ama mesela şimdi burada olan torunum gelecek. Gelip yazın, öğrenmek istiyor biliyorum. Boğaziçi Yaz Okulu'na gidecek filan. Küçük oğlum öğrendi gibi, yarı öğrendi. O zaten bir Türk kızla evli. Antalyalı bir kız. Onun için o okey. Kızım da biliyor. Yani kızım pek konuşamaz ama her şeyi anlar. Evet. Maalesef bizler Türk kızlarla pek temasta olmamışız. Yani biz buraya gelemezsek Türk kızları tanımadık. Onlarla evlenmedik. Onun için çocuklarımız anaları Türk değiller. Değişik ülkelerden hanımlar. İşte yani ana dili Türkçe olmamıştır. Olmadı, evet. O maalesef hele burada kalsaydık muhtemelen çoğumuz bir Türk kızınla evlenirdik. Evet. Peki Osman Efendi, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz mesajlar bence çok önemliydi. Vaktinizi ne kadar Türkiye'de geçiriyorsunuz? Şimdi
İşte tatile gidiyorum ara sıra. İşte son zamanlarda Covid oldu. Ben spor yaparım. Biraz tenis oynarım. Ve kendi hatıratımı da yazdım. Maalesef İngilizcem Türkçemden daha iyi. Onun için İngilizce yazdım. Ve Türkçe'ye tercüme edildi. Ve onu şimdi eşimle beraber, eşim editörlüğünü yapıyor. Ve inşallah onu neşredeceğiz. Projem o şimdilik. Şahane. Belki bu sene biter. Peki çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Değerli izleyiciler, konuğumuz Osman Selahattin Osmanoğlu idi. Osmanlı ailesinin şu andaki aile reisi konumunda ve önemli mesaj verdi. Biz siyaset üstü olmalıyız. Biz herhangi bir partiyi, herhangi bir görüşü destekleyemeyiz, desteklememeliyiz. Siyasete girmek bizim işimiz değildir. Biz böyle büyütüldük dedi. Osmanlı'nın yüzünün doğuya değil batıya dönük bir imparatorluk olduğunu, Osmanlı'nın bir Orta Doğu değil bir Avrupa imparatorluğu olduğunu, toprakların büyük bölümünün Balkanlar'da olduğunu, o yüzden de her zaman Orhan Gazi itibaren batıya yöneldiğini, bugün de Türkiye'nin batıya yönelmesi gerektiğini söyledi. Buna önemli mesajlardı. Yeni Osmanlıcılık anlayışından hiç de hoşnut olmadığını, bunun doğru bir hayal, hatta hayal bile olmadığını belirtti. Siyaset dışı biraz iki gündür, üç gündür, hatta önümüzdeki haftalarda belki öyle yapacağız. Elbette Cumhurbaşkanı adaylarından katılmak isteyenleri konuk edeceğiz önümüzdeki haftalarda belki ama asıl niyetimiz sizi siyasetin sıkıcı ve gergin gündeminin biraz dışına tutup başka konularla da Türkiye'de hemhal olunabileceğini, başka konuların da gündeme gelebileceğini ve önemli olduğunu anlatmak. Yarın akşam Bloomberg'te birebir programında izlersiniz, beraber olacağız. Ve sevgili Erol Evgin bizlerle olacak yarın akşam. Yarın akşam gelirsiniz, görüşmek üzere. Hoşçakalın.